Yanıyoruz. Ama niye? Bu bir çarizart mı? Hayır. Bu bir ateş mi? Hayır. Bu bir çandra. Bugün günlerden çandra var. Bütün ekibin azimle beklediği, özellikle onunla ilgili desteler kurup oynamaya çalıştığı bir ortamdayken çandra çok beklenen bir planeswalker'dı. Bugün tema anlayacağım üzere kırmızıdayız. Yani dayız. Evet çandranalar. Aslında kendisi çok hoş, tatlı, hanım hanımcık bir kızdır ve size şöyle söyleyeyim. Chandra'nın hemen hemen bütün versiyonlarını magic işlemiştir. 1.80 boyunda ki Türkiye standartlarına göre gayet uzun bir ablamız. Kardeşimiz artık bacımız öyle diyelim. Seksi değil ama hoş. Tatlı bir mizacı var. Hani böyle karamüsel sepeti değil ona. 50 kilo ağırlığında gayet olması gerektiği gibi tadında tuzunda iyi fizik ölçülerine sahip genç bir kızımızdır. Çok yetenekli bir hani Avatar'da ateş bükücü gibi düşünün. Çok iyi bir ateş büyücüsüdür. Ateşle oynamayı çok sever. İncelik ve zarafet. Görünüşüne binaen aslında hiç yoktur. Tam bir şımarık kız çocuğudur. Şirindir, matraktır, hep kıkırdar. Öyle söyleyeyim size. İri gözleri hep böyle bir kıvılcımla bakar. Çünkü her zaman hani o dedim ya incelik zarafet yok. Tamamen böyle haylazlık, şamatalık bunların hepsi vardır. Ki zaten bunların geneli gene kırmızının temasında şeydir. Chandra için... Bir sorun var dediğinizde e yakalım diyebilecek temada bir karakterdir. Onun için her sorun ateşle çözülür ya yakılır ya patlatılır ya harlanır ama sonuçta ateş kullanılır. Ateşlidir de hırsı çok yüksektir. Kartlarda bunu çok iyi yansıttılar mı tartışılır veya benim önüme gelen çandralar o kadar iyi değildi diyeyim değil. ama öyle değil. Çandrayı şu şekilde işliyorlar. Yani çandra'nın toyluktan alıyorlar. Çandra bir kız çocuğudur. Annesinden kopar, Prince Walker'a geçer. Tutkuları yüksektir. Dürtüleriyle hareket eder. Hani onun için plan proje yoktur. İçgüdü ne diyorsa odur. Bugün canım iyi hissediyor. Hadi şöyle gidelim. Öyle gider. Bugün keyfim yok. Patlatır. Bu kafada bir kızdır. Otoriteye gelemez, otoriteyi sevmez. Bağımsızdır ve bunda gurur duyar. Ben kimseye bağlı değilim şeyle. Ama kendi değişken. Tam bir ikizler burcudur aslında. Kendi değişken doğasını bilir, gelgitlerini bilir. Tam ateş gibidir. Sürekli bir dalgalanması vardır. Rüzgara göre şekil alır. harlanır, kah söner. Ama yani söner dediğim tüter ama sönmez. Ee, bunun dışında ateş büyülerinde Caya Ballard vardır ki zaten kendisi ajeninde kolunu yakan teyzemizdir. Onun yanında e, eğitime gider çünkü Caya ateş konusunda en üst lerden biridir ve onun yanında kendi yeteneklerinin olağanüstülüğünü keşfeder. Ve bunların Magic bu arada kartlarda çok güzel hikayeyi resimlendirmiş. Sevimli ve dediğim gibi şen şakrak böyle mizaç tipli bir kız olduğu için işte küçük ateşten, kordan kediler yapar büyüsüyle, anka kuşları yapar, element alevli yani ateş elementleriyle çok haşır neşirdir. Elementaller yaratır. Ve bunları saman edebilme özelliğine sahiptir. Ki bu her ateş büyücüsünde olan bir yetenek değildir. Hani gifted'tir. Asabidir. Hani öyle boyun gelmez. Sevgili yapılmaz. Tersi terstir. Öyle söyleyeyim. Ama arkadaş olarak bellediğine de çok derinden değer verir. Hatta şöyle söyleyeyim. Arkadaşlarında ki bu hikayede bunlar gözülmüştür. Ölümü, sakatlanması veya buna benzer bir şeye maruz kalmasında neredeyse kendini cezalandırır. Çünkü bunu kendi başarısızlığı olarak kabul eder. Bu konudaki sadakati bence Ben Soğuklar arasında gerçekten takdir edilir. Diğerlerine göre çok gençtir. Hani e, biz Jace'i çok konuştuk bir videoda ama Jace hani bu işin birazcık daha hani akıl çok iyi olan Sheldon gibi düşün. Hani çocuk 5 yaşında ama hani büyüklere kafa tutuyor, fizikten anlıyor falan. Hani Jace oydu. Ama bu tam bir çocuktur. Ama o sorumluluk erkenden üstüne yük olmuştur. Chandra kırmızıdan hiç şaşmamıştır. Hep oldu mu olsa kırmızıdır. Yani Ajana gibi bir yanında ikinci renk pozisyonuna veya ruh haline göre almamıştır. Büyü yaparken Chandra'nın saçları alevlenir, alev alır. Çok daha güçlü büyülerde gözleri ateşlenir. Gözlerinden kırmızı kor parlar onu görürsünüz. Kendisi bir evrenden bir evrene transfer olurken diyeyim teleport ederken bir alev gate yaratılır ve o alevlerin arasında puf der kaybolur. Bir tek planeswalker olarak bunda vardır. En son sömün, şömineden ten köz kokusu bırakır arkasında. Ee, bununla ilgili şehrini hatırlamıyorum. Ravnica diyeceğim ama Ravnica'dan değildi sanki e, Çandıra'nın esas şehri. Orada şöyle bir şey yapar. Çandıra gelir, kendi evinden bir şey alır. Kendi evinden, mahallesinden, morasını tam hatırlamıyorum. Kaybolur. Ona aşık bir genç der ki bu Çandıra'nın kokusu. Hani aslında şömine kokusu dediğimiz şey Çandıra'nın kendi ten kokusu da olabilir. Burası belirsizdir. Tenini koklayanlar bilir artık. Peki bunun aşk hayatına gelelim. Ya yani Çandıra'nın bu arada çok müthiş bir ajanindeki anlattığım gibi o Allah'ın başından geçenler yoktur öyle diyeyim. Yine Hasper kadar Jace'de anlattığım gibi böyle Nikol Bolaslar falan filan böyle şeyleri de yoktur. Chandra dediğim gibi deli dolu, ateşim var yakarım modunda giden bir delikanlı kızdır yani. Chandra'nın aşk hayatı karışıktır ve günümüz dünyası da Magic bunlarla ilgili birkaç özür bile yayınlamıştır. Çünkü Chandra'yı birçok farklı şekilde hani lanse ettiler. Tabii ki de öncelikli olarak genel beklenti Chandra bir erkek işte kimden hoşlanır gibi ve bunu büyük kaslı erkekler olarak nitelendiriyorlar. Ama bu tamam ile bir hata ve bu hatayı Magic alenen söylüyor. Chandra böyle bir şeyin merakında değil ve bu zihniyetli bir karakterde de olmamıştır diye. Panseksüeldir. Panseksüelin tanını ayrıca veririm. Panseksüelite de hani açıklamada da görürsünüz ama şöyle söyleyeyim. Cins ayırt etmez Hani o daha farklı bir kafadadır. Hal böyle olunca Chandra'nın ilgisinin nerede olduğu da belirsizleşmiştir. Ama Magic Chandra ile ilgili şu planından bahsetmiştir. Nissa Raven ile bir ilişkisi olacak diye. Nissa da çok hatırlı bir elf ablamızdır bu arada baş belası olduğu, başrol oynadığı hikayeler de vardır Mecik'te En son hikayede maalesef Nissa, yani maalesef değil mi Nissa da bir şekilde tamamlanıyor. Yani o mı Nirvana, Self Actualization nereye koyarsanız yani o aşamaya geldiğinde e, o da March of Machines'te oluyor zaten. Nissa tamamlanıyor. Bu arada tamamlanınca huyu suyu değişmiyor ve Chandra ona okkalı, ateşli, bol sulu bir öpücük konduruyor. Yani buradan artık tarafının rengini belli ediyor ama bunu sakın hani parantezle söylüyorum lezbiyen ilişkisi gibi görmeyin. Dediğim gibi hani cinsiyete bağlı seksüel bir dürtü yoktur çandıra'da. O tamamen panseksüelisttir. Değişik terimler değişik hikayeler Magic'te devam ediyor. Ateş her zaman beklenenin dışında bir etki yaratıyor. Chandra'nın da karakterine bunu görüyoruz. Chandra bu arada sizin MTG Arena oynuyorsanız başlangıçta karşılayan alevli kızımızdır. Kafası da böyle bir gözlük gibi bir şey taşır. Annesiyle tanışma şerefine nail olduğumuz nadir karakterlerdendir. Yani hikaye içinde. Onun için bir spellbook yapmıştır Magic. Çünkü Chandra birçok sette kullanılmış ve ön saflarda Magic adına merchandise'de rol almıştır. Yani burada bazı kutularda bile halen daha resim var. Bakın Chandra burada. Deck Builder kitle rol almıştır. Yine bir başka Magic setinde başrolle çıkmıştır. Dediğim gibi çok ciddi yani herhalde oyuncu kitlesinin erkek olmasından kaynaklı ve bunun da bir karşı cins olmasından kaynaklı. Her ne kadar panseksüel desek de oyuncu kitlesinin hoşuna gittiği için iyi bir merchandise almıştır. Bunun da gene Chandra'nın bir kol düzeneği vardır. magic'te kullanır. Bunun bile replikası yapılmıştır. Jace'de de mesela o videoda söylemiyordum. Nerf Jace'in, pardon Jace'in diyorum Ajani'nin baltasını yapmıştır. Yani birçok merchandise e konu olduğu için ve Magic bundan çok para kazandığı için onu onur etmek için bir spellbook da Chandra için yapmıştır. Yine bunu almak isteyen, erişmek isteyen bana mail ile yazabilir. Bunlar çok pahalı olmayan ama içimizdeki ateşi uyandıran magic koleksiyonlarıdır. Özetle böyle ateşimiz arttı. Chandra'nın ilk Lens çıkışı gene tabi 2007. O zamanki Lens Walker kartında ilk çıkış kartındaki Planeswalker'daki loyalty efekti ki onun kartın resmini koyarım muhtemelen 10 damage player'a vuruyor. 10 damage de creature'ına vuruyor. Zaten 20 canlı oyuna başladığımızı düşünürsek ve bu oyunun birazcık ortaya yakın safhalarına oyuna girer. O loyalty kullanacak güce eriştiğine zaten bu artık bitirici vuruşu yapıyor olacaktır muhtemelen. Chandra ve ateşi böyle. Ateşin içinde kavrulmamaya dikkat etmeliyiz. En tatlı cehennem olarak hatta bir yerde böyle bir lakap takma girişiminde bulunmuşlardı. Ama Chandra ben cehennem değilim. Ben kendimim diye de ters demiştir. Bakalım sizin düşünceleriniz neler? Yeni bir Planeswalker bizi bekliyor. Beğenin, abone olun, yorum yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.